Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan'ın Büyükelçisi Muhammed Suruh Seccad Gazi'nin ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanı sıra başkentteki misyon şefleri ve askeri ateşeler katıldı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli burada yaptığı konuşmada, Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda herhangi bir şartla sınırlandırılmaksızın iki kadim dosttur dedi, devamında şunları kaydetti. Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda herhangi bir şartla sınırlandırılmaksızın iki kadim dost ülke ve halk. Konuşmasına devam eden Canikli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Pakistan devleti ve milletinin verdiği desteğin unutulmaz olduğunu ifade etti. 15 Temmuz hain FETÖ örgütü darbe teşebbüsünden sonra Pakistan hükümetinin ve Pakistan halkının Türk milletine verdiği destek gerçekten unutulmaz, takdire şayan desteklerden bir tanesidir. Pakistan ile Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında çok önemli ve stratejik projeleri yürütmeye çalıştıklarının altını çizen Canikli şöyle konuştu. Özellikle Pakistan'ın savunma sanayi alanındaki ortaya koyduğu performansı takdirle ve gururla izliyoruz. Büyükelçi Gazi de 70 yıl önce alt kıtadaki Müslümanların ayrı bir vatan olma fikrini resmi olarak kabul ettiğini belirterek, 1947'de Pakistan özgür bir devlet olarak gurur verici bir şekilde ortaya çıktı diye konuştu. Thank you for sparing the time to share our joy. Bizimle vaktinizi ayırarak bu sevinci paylaştığınız için teşekkür ederim. Our heartfelt thanks also to the government of Turkey for lighting the bridges over the Bosphorus in Pakistan's colors today to mark this occasion. Bugün vesilesiyle İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri Pakistan'ın renkleriyle ışıklandıran Türkiye Devleti'ne de en içten şekilde teşekkür ederiz. Konuşmaların ardından Profesör Doktor Oyak Gönenç'e Pakistan-Türkiye ilişkilerine verdiği hizmetlerden dolayı Pakistan'ın prestijli ödülü olan TAMKA-E imtiyaz nişanı sunuldu. Törenin ardından davetlilere geleneksel Pakistan yemekleri ikram edildi.